Herkese merhaba. Bugün size Verikat'ın takım kütüphanesi özelliklerinden bahsedeceğim. Ne demiştik? Simülasyon tarafında en önemli şeylerden bir tanesi takım kütüphanesinin doğru olması. Bunun için de 3 boyutlu takım datalarıyla verimli ve düzgün bir şekilde çalışabilmek gerekiyor. Şimdi gelin hep beraber buradan şeye bakalım, Tool Manager'a bakalım. Tool Manager, Verikat'ın Tooling bölümüne girdiğimiz zaman ve çift tıkladığımızda açılan bir penceresi. Burada takımlarımızın, şu anki projedeki takımları burada görüyoruz. Mesela gördüğünüz gibi oldukça gerçekçi takım şekilleriyle ekranda görüyorsunuz. Tutucular, takımlar, kesiciler, insertler hepsi oldukça gerçekçi bir şekilde ekranda duruyor. Burada birden fazla yapabileceğimiz şey var. Birincisi, öncelikle bir CAM yazılımıyla çalışıyorsanız Verikat'la entegre, mesela NX. NX'ten Verikat'a dataları aktarırken bir interface kullanıyoruz. Bu interface'ten de ileriki videolarda bahsedeceğim. Burada takımları ne yapayım diye soruyor. NX'te tanıtıldığı gibi aktar diyebilirsiniz. Verikat'taki bir kütüphaneden al diyebilirsiniz. İkisini birleştir diyebilirsiniz. CAM'den geldiği gibi burada yer alabilecekleri ile birlikte doğrudan siz 3D'lerinde bunların oluşturabiliyorsunuz. Burası zaten tek başına farklı detaylar da içeriyor. Ama öncelikle 3D takımı nasıl import ediyoruz? Buna bir bakalım. Import menümüze gidiyoruz ve burada birçok seçenek var. İlkiyle başlayacağız. CAD Tool. Buraya gittiğimiz zaman karşımıza bir pencere çıkıyor. Import ettiğimiz takımın tipini buradan belirleyebiliyoruz. Birimini buradan belirleyebiliyoruz. Ve buradan şöyle gidelim. Verikat demolarından burada 3D bir step, düz bir takım load diyorum ve karşıma geliyor. Gördüğünüz gibi takım kataloglarında 3D'leri step olarak import edebilirsiniz. Step olarak import ettiğiniz takımları detaylı veya basit şekilleri var. Bu mesela detaylı olarak gelenlerden bir tanesi. Bunun holder olduğunu, bunun kesici olduğunu, burada gördüğünüz gibi oldukça detaylı bir kesici geometrisi var. Benim yine de sizlere tavsiyem, elinize önce CAD yazılımınızda bunu bir import edin, görün. Kesicide özellikle gereksiz detaylar varsa burada onu step'ten STL'e çevireceği için STL'de gereğinden karmaşık geometrilerin olmamasını ve datanın küçük olmasını biz tercih ediyoruz. Bu Verikat'taki simülasyonun çok daha hızlı olmasını sağlıyor. Ama bu şekilde de kullanabilirsiniz ve insert olarak tanıttıktan sonra select cutting face, bunun kesen yüzeyini belirtiyorum ve buradaki işim bitiyor. Diğerlerine aslında ihtiyacım yok. Çünkü takım döndüğü zaman tam simetrik olduklarından dolayı bazen özel delik oluşturma form takımlarında birden fazla farklı yerde insert oluyor. Onları tabii ki hepsini tanıtmanız icap edecektir. Ama burada sadece tek bir tanesini koyup yeni bir takım oluştur dedim ve karşıma bakın şöyle bir takım geldi. Şimdi bunun tezgahta dönerken nasıl göründüğünü görmek istiyorsanız mesela şurada sağ tıkladığınızda Span Tool Display diye bunu görebiliyorsunuz ve ekranımıza bu şekilde çıkıyor. Burada takımı bu şekilde gördükten sonra İsterseniz zoomlayabilirsiniz takım ne şekildeymiş. Böyle bunu kapatabiliriz. 3D olarak basit bir şekilde bunu nasıl yaptığımızı gördük. Bir step datasından basit bir şekilde import ettik. Burada sadece ne yapıyoruz? Step export edilirken buradaki merkez doğrudan Verikat'a geldiğinde bu spindle'ın alnına gelecek yer. Bir de takımın boyunu belirleyen yer için şurada auto driven point'e bir kere tıklıyorum. Bu kendi boyunu şuradan algılıyor ve takımın referansını da burada yerleştiğini görüyoruz. Şimdi burada mesela Tool Manager'ın ufak bir detayından bahsedelim. Takımları ekranda gördüğünüz gibi hepsini burada alt alta görüyoruz. Şimdi biz bunları üretime göndermek istediğimizde takımların onlar hangi boylarda, hangi ölçülerde bağlandığını aslında düzgün bir görsel içerik halinde görseler onlar açısından çok faydalı bir durum olur. Burada ne yapabiliyoruz? Öncelikle Verikat'ın burada basit bir takım ölçülendirme şeyi var. Hiçbir komutu var. Annotate Tool. Report kısmına gelmeden önce
Annotate Tool'a burada değinmek istiyorum. Sadece tek bir klik, tek bir klikle bütün takımların temel ölçülerini, tabii ki daha detay isteyen takımlar olacaktır, onları detaylandırabiliriz. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Bütün takımlara şöyle ölçüler yerleştirdi. Şimdi mesela işte burada şöyle takımlar var. Bu takımın boyu mesela buraya içeriye doğru giriyor. Ben burada bunu daha detaylı bir şekilde görmek istersem section diye bir aracımız var. Buradaki kesiti şu şekilde de bu takımdan kesit al dedim. Geldim bu takımdan da mesela kesit al diyebilirim. Detayını ekstra göstermek istediğim takımlardan. Buraya da mesela gelip takımdan kesit almasını isteyebilirim. Ve şimdi gidip buradan ölçülendir dediğim zaman bakın bu takımların çok daha verimli ve düzgün bir şekilde ölçülerinin alınabildiğini görebiliyorum. Çok basit kliklerle bunları oluşturmak mümkün. İstediğiniz ekstra yazıları ve detayları da burada. Mesela bundan da bir kesit alalım. Section dedim, ekle dedim. Artık bu da özelleştirildi. Ve daha sonra Annotate Tool'a geldiğimde bunları görüyorum. Buraya bir farklı bir yazı da yazmak isteyebilirsiniz. Gidip şuraya işte dikkat edilmesi gereken bir şey. Takım boyuna dikkat et yazabilirim. Veya başka bir şey yazmak isterseniz bunları da istediğiniz yere ok çıkartabilirsiniz. Veya ölçüler almak istiyorsanız ekstra. Burada yine mesela tool profile deyip şuradan gidip işte buradan buraya ölçü almak isteyebilirsiniz. Bunları da kaydediyorsunuz ve bu artık özelleştirilmiş bir takım ölçülendirmesi oluyor. Ve report dediğimizde PDF deyip istediğimiz yere bunu kaydet dediğimiz zaman yine tek tuşla ne kadar verimli bir rapor çıkartılabildiğini göreceksiniz. Burası da özelleştirilebilir. Ölçüleri bakın benim ayarladığımda işte ölçüler, kesitler, takımların numaralarıyla birlikte burada yer alıyor. Ve istediğiniz bilgiler işte takımın çıkan tutucudan çıkan boyu, helis boyu vesaire tüm değerlerini istediğiniz gibi buralara ekleyebilirsiniz. Ve çok pratik ve basit bir biçimde ölçülü ve güzel görsellikte print edip aşağıya veya dijital olarak doğrudan paylaşabileceğiniz bir rapor oluşturmak mümkün. Burada bu basitçe step ile bir takım oluşturmayı gösterdik. Şimdi bir de online takım kütüphaneleri var. Mesela Sandvin Coro Plus diye bir takım kütüphanesi var. Bu Coro Plus takım kütüphanesinde gidip takımlarınızı, tutucularınızı, boylarını vesairelerini ayarlayıp bir takım montajı oluşturup birden fazla takımı, mesela 5 tane takımın montajını yaptınız. Ve orada export kısmında doğrudan GTC package diye bir şekilde bunları export etmeniz mümkün. Örneğe de bakacak olursak mesela şu tarafta ne görüyoruz? Bir oluşturulmuş 5 tane takım görüyoruz. Bunu şimdilik kapatalım ve bunu biz zip olarak buradan geldiğimizde export GTC package diyorum ve 5 takımlı bir montaj bana çıkartıyor. Çıkarttıktan sonra ise ne yapıyorum? Gidip import kısmında Coro Plus tool'u seçiyorum. Seçtikten sonra doğrudan bana GTC package dediğimde bakın ne yapıyor? Insertleri ve detaylı modellerini de al diyorum. İstersem de malzeme tanımlarıyla da beraber getirebiliyorum ve bunlar bize daha sonraki aşamalarda yardımcı olacak. Burada şuraya gelen pencereye okey dediğimde yapacağı şey gerçekten mucize gibi bir şey. 5 tane takımı takım, tutucu ve kesicileriyle beraber otomatik olarak bütün detayları, mesela spindle referansı, takım boyu ve şuradaki mesela malzemeye göre işte iki ağızlı olduğunu ve diğer detaylarını bütün buradan hepsini ne yapabiliyoruz, görebiliyoruz ve istersek tekrar şuraya gidip bunları ölçülendir. Kendisi ölçülendiriyor. İstersen bir de kesit ekle. Basit bir kesit ekle dediğimde şuradan bu detayları bu görsellikte
çok pratik ve hızlı bir biçimde ekranımıza yerleştirmiş olduk. Evet arkadaşlar, Verikat'ın simülasyon için en önemli araçlarından bir tanesi olan Tool Manager'ı bugün birlikte detaylı bir şekilde inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.